Bitcoin yıl sonunda 75 bin dolar seviyelerini görme durumu söz konusu ama onun öncesinde 60 bin dolar seviyelerine ufak bir retest atma durumu da söz konusu arkadaşlar. Şimdi bunu kim söylüyor? Tabii ki de ben söylemiyorum. ChatGPT'ye bunu soruyorlar bu paralı sürümüne. İşte bu faiz kararları öncesi, FED toplantısı öncesi belli başlı veriler veriliyor ve onun bir çıktısı alınıyor. Yapay zeka bize bunu söylüyor. Aralarınızda 10 dolar, 20 dolar, 500 dolar alan arkadaşlar bile olmuş değerli arkadaşlar. Yine burada göstereyim. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar olursa bir Telegram uygulaması giriyorsun. Tık 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 yapıyorsun. Oradan paranı alıyorsun. Yani herhangi bir listelenme bir durum söz konusu değil. Yorumlar ve açıklamalar kısmında link mevcut. Oradan tıkla gir. Hop Yoluna bak sen Dün Bitcoin konferansında Trump'ın konuşmasının hemen arkasından hatta Trump konuşmaya devam ederken bile Bitcoin inişli çıkışlı büyük bir oynaklara sahipti. Ama şu an baktığımız kadarıyla 67 bin dolar seviyelerinin üzerinde ilerliyor. Dün 69 bin dolar seviyelerine iğne atmıştı. Ciddi bir dirençle karşı karşıya değerli arkadaşlar. Bu direnç kırılmadığı sürece Bitcoin tekrardan aşağı yönlü hareketini yapıp bir ok gibi yukarı doğru çıkacaktır. Yapay zekanın söylemiş olduğu durumla şu anki durumu karşılaştırdığımızda evet ciddi bir doğruluk payı var. Bu direncin kırılması gerekiyor. Kırılmadığı sürece sorunlar büyük bir şekilde devam edecek. Mesela hangi sorunlar devam edecek? Onlardan da bahsedeyim isterseniz değerli arkadaşlar. Şu an arkamda görmüş olduğunuz üzere altcoin'lerde herhangi bir ciddi yükseliş yok. Bitcoin kademeli olarak %1-%2 yapıyor ama altcoin'ler buna tepki veremiyor arkadaşlar. Aksi tarafını hemen düşünelim. Bitcoin buradan %2, %3 düşmeye başladığında işte o zaman tam olarak altcoin'ler ciddi bir hareket yapacak. Yani eksi 10'ları, eksi 20'leri yiyebilirsiniz. Neden? Çünkü dün Trump'ın konuşmasında Bitcoin dominansında ciddi yükselişler gerçekleşti arkadaşlar. Her şeyden önce Bitcoin dominansının düşmesi gerekiyor. Bitcoin dominansı düşmediği sürece altcoin'lerden çok fazla hayır beklemeyin. Yani Bitcoin %5 yükseler altcoin'ler böyle %10 yükseliyormuş gibi yapar. Bitcoin %1 bir çaktı mı altcoin'lerde hemen arkasından size vermiş olduğu paranın iki katını geri alır. Bunu genel olarak kaldıraçtaki arkadaşlar yapıyor. Yani üzülmeyin diye söylüyorum. Şu an için bu konuyla alakalı söyleyebileceklerim bunlar. Güncel bir haber olduğu için bunu paylaşma gereksinimi duydum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.